Dilek, selam. Buyur. Ne buyurayım? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok şükür. Biraz yorgunum. Belli. Evet, belli mi? Evet, ama biraz toparlanmışsın. Biraz toparlandım. Biz Dilek'le tabii biraz oluyor tanışalı. Biraz tanıyoruz birbirimizi. Onun için muhabbet bakalım nerelere gidecek. Biz de bilmiyoruz. Bir şey bile anlamadık. Her şey doğal bize. Hayırlısı. Evet. Bugün ameliyat var mıydı? Yoktu. Yoktu. En son ne vardı? En son yine damacana arkadaşıma yardım ettim. Vaka ne? Vakalar... Son vaka ne? Damar cerrahları. Damar cerrahları. Kalp damar cerrahları. Yok hayır. Genel. Karın. Karın benim bölümüm değil. Burada kalp cerrahı ameliyatları olmuyor henüz. Hı-hı. O yüzden de zaten biraz durgunum. Ama olacak inşallah başka yerlerde, başka evet. Zamanlarda. O zamanı da iyi geçirmek amacıyla damar cerrahı arkadaşlarıma yardım ediyorum. Şimdi biz senin ofisindeyiz. Şimdi seyirci bilmeyebilir. Ofisindeyiz. Ama daha nasipse güzel hedeflerimiz var. İnşallah. Değil mi? Aynen. Onları sürpriz mi? Nazar değmesin. Aynen öyle. Bir şey söylemiyorum. Önce bir şey söylemiyorum. Sürpriz. Göreceksiniz. Çünkü. Takip edin. Dileği. Dilek zaten kitapları da var. Yaptığı iş de ortada. Ama biz biraz farklı şeyler konuşmak istiyoruz. Biraz sizleri de motive etmek istiyoruz. Ama böyle çok da arabesk şeyler de konuşmayacağız. Hani böyle ne bileyim işte çok acıklı çocukluğumuz vardı falan gibi o şeyleri çok sevmiyoruz ama gerçekleri de konuşalım. Hani her zaman da kolay olmuyor. İyi ki Dilek geldin, hadi gelsene hemen kalp cerrahı yapalım falan demediler. Nerede ilk aklına geldi? Kalp cerrahı nerede aklına geldi? Mesela bunu hiç bana söylemedin. Anlattım, çok anlattım. Bana. Sen dinlemiyor musun? Ameliyatı gördük biz birinci semestrede. Üniversite yeni başladık. Hayır, başlamadan. Başlamadan karar vermedin. Kalp cerrahına Başladıktan sonra karar tıpa? Verdim. Tıpa? Tıpa çocukluğumda karar verdim. Ne zaman? Yani 4-5 yaşları civarları. Nasıl? İlk başta tabii annem çok hastanelerde yattı. Ha. Onlar da yatınca ben de çok gittim. Doktorlara heves ettim. Ne güzel anneme yardım ettiler filan. Bir de tabii Yeşilçam filmleri. Bilirsin. Evet. Böyle Cüneyt Arkın kaza geçiriyordu. Ameliyat olacaktı. Hep cerrahları gösterirlerdi. Şöyle alnını silerlerdi filan. Yani bir dahiliyeciyi görmüyorduk. Cerrah görüyorduk. O zaman da dedim ne güzel bir şey. Yani doktorlukla ben cerrahili hemen şey yaptım zaten, bağdaştırdım. Bağdaştırdım. Aynen öyle, öyle de geldi. Yani estetik bir bakışla doktor oldun aslında, cerrah oldun. Aynen. Değil mi? Sen, yani hiç kalp ameliyatını gördün mü? Gördüm. Yani şeyde... Kansız. Evet. Sakin. Evet. Filigran diyoruz biz Almancasında. Tamam, yani Türkçe o yüzden beni bayağı böyle bir etkiledi. Ben de yaparım dedim. Hı-hı. Yapıyorum da gayet iyiyim. Senin hani motivasyonun... keyfi miydi? Yani sen bu işi çok seviyorsun diye mi yoksa birine bir şey ispatlamak istiyor musun diye devam ettim. Ya öyle bir ispatlama olayım benim yoktu. Yok, değil mi? O kafalara hiç girmedim ben. Sevdiğim işi yaptım ve halen de öyle yapıyorum zaten. İstediğim şeyi yaptım. Kimse engellemedi. Aksine çok motive edildim. Annemden, rahmetli babamdan, etrafımdan derken. Ama motive de pek fazla gerek yoktu. Ben zaten neşeli bir çocuktum. Halen de öyleyim. Kendimi motive edebiliyorum yani. Yani o bir de engel şey kastında hep soruyorlar. Genelde bakıyorum böyle yok işte Almanlar seni sürekli engelledi mi? İşte belirli seviyede kalın. Tabii şeyi biliyoruz. Hani başörtülü bir arkadaşımız bir okulda temizlikçi olabiliyor ama aynı kişi öğretmen olmak istediğinde bu dini bir simge olarak nitelendiriliyor falan. O sıkıntılar var ama onlar da var. Yani onlar da biraz beni de sıkmıyor ama bu konular artık. Yani var bu problemler. Yaşayanlar da çok. Dinliyoruz, görüyoruz. Ben de öyle bir şey olmadı. Ama ben böyle şeye takılı kalmıyorum. Heh. Eğer böyle bir engel olursa bile es geçiyorum. Yani sonuçta yola devam bir türlü. Ona takıldım, ona üzüldüm. Niye bana öyle dedi? Niye öyle yaptı bana? Öyle hayat devam etmez ki zaten. Bizim gençler de zaten bunu kafaya takıyor. Bunu da bir yerde çözüm olarak biliyor. Ay başaramadım çünkü. Böyle bahane durumda. Bence. Çözüm de değil, bahane. Evet, yani aynen. Çözüm değil, bahane olarak bir de şey... Senin kitabında olduğu gibi hani iyi olduğu için bir insan bir yere geliyor değil mi? Sen şimdi diyorsun ki ben iyiyim ki buradayım yani kendini kanıtlamışsın. Ama bence en büyük cevap her zaman başarı değil mi? Yani ben bir işte bir bu herhangi bir meslek olur. Tornacı da olsa, pilot da olsa vesaire başarıyla cevap vermek daha güzel bir şey. Madem bir yerde bir haksızlık vesaire var diye düşünsen bile münakaşaya bilmem o mağdur psikolojisine ya da agresif agresör psikolojisine bence hiç gerek yok ama yaptığın işle cevap vermen lazım ama mağdur kompleksiyle
tembelliğini kamufle etmek istiyorsan, orada saklanmak istiyorsan tabii dersin ki hayat çok zor. İşte bana fırsat vermediler falan. Vermesinler, 10 kere dene. Denedin mi? Yok. Bizden bu şey var. Bu şeyle alakalı değil. Hani sistematik bir ırkçılık olsa da evden gelen bir motivasyon da var. Yani değil mi? Başarıdan önce bence yaptığın işi severek yapıp bir şeye emek vermek. Sonradan başarılı olur olmaz, onu bilemezsin. Ben o ilk ameliyatı yapınca ya da bu ameliyatları yapınca çalışırken başarılı olacağım diye çalışmadım. Sevdiğim için çalıştım ve hastaları kurtarmak için çalıştım. Yani belli bir hedef vardı orada, doktor olarak hastaları kurtarmak. Ve buna zaten odaklı çalışırsan başarı bir türlü geliyor. Bazılarında 2 gün sonra, bazılarında 5 sene sonra, bazılarında da 10 sene sonra. 20 sene sonra. Aynen öyle. Ben o hani ilk tam yapay kalp ameliyatını 2012 yılında yaptım. 6 sene sonra patlak verdi. Çok önemli bir şey oldu. Benim için hiçbir zaman önemli değil birincisi olmak, ikincisi olmak da. Önemli olan işte diyorum hep, geçen de kullandığım o kelimeyi, aşkla yapmak. Ve zaten dediğim gibi ulaşıyorsun gelirlere. Tabii sevdiğin işin. Bir de başkalarına faydalı olması kıstası bence önemli. Yani yaptığın bir iş başkalarına da faydalıysa zaten ruhun tatmin oluyor. O zaman baldan tatlı oluyor bence. Bu ama sadece şimdi senin alanın için geçerli ki o direkt doğrudan faydalı. Ama bir pastane işleten de öyle, çöpçü de öyle vesaire çok faydalı bir işler yapıyor. Terzi de öyle. Ama gerçekten niyet de önemli. Hani niyetin ne? Sen bununla ne yapmak istiyorsun? Çok sevdiğin işte bir şey yap. Ama bizde genelde menfaat, hesap, kitap devreye girince şunu okursan işte şu kadar para kazanırsın, bunu yaparsan işte şu pozisyona gelsin. Kompleksle beraber böyle statü atlama, şu parayı kazanma, baştan bir hesap kitap var, o da kafayla hayata devam etmek. Ama sen aşk dedin, aşk dersen kalple hayata başlarsan, kalp gözüyle görürsen bence o zaman dediğin kolaylaşıyor. Ama ona da cesaret lazım. Yani onu da birileri söylemesi lazım, yaşaması lazım. Öyle. O anlamda önemlisin. Öyle. Evet, önemliyim. Hepimiz önemliyiz. Bir de çocuklara, özellikle annelere, babalara söylemek gerekiyor. Çocukları egolu yetiştirmemek önemli. Ego çok büyük bir problem. Zaten bir işi kendi egon için yapıyorsan olmuyor. Hem zaten negatif bir ortam. Negatif bir insan oluyorsun zaten. Hep ben odaklı yaşarsan en iyi yerlere geleceğim. Ne bileyim yani hep ben odaklı olunca iyi bir şey olmuyor. Güzel. Zaten yaşadığımız problem de bence hep ego. Savaşlar ego problemleri. Bütün yaşadığımız kötülükler egodan. Aynen. Genelde erkeklerde oluyor ama maalesef. Biraz yerdi bizi yani direkt. Toplumsal problem bizde ego. Ama erkekleri doğuran kadınlar var. Eğiten doğru. Anneler var. Diyorum o yüzden annelere babalara. Ama şunu söyleyeyim. Ben genç çocuklarda çok haşır neşirim bu aralar. Ve gelecek nesil erkek çocuklar çok daha başka büyüyor. Çünkü daha güçlü annelerden geldikleri belli. Yani biz zaten öyle. Bizim annelerimiz de güçlü. Ama şimdiki anneler biraz daha böyle hem modern hem ona göre eşitlik nedir onu öğretebiliyor oğlan çocuklarına. Yani güzel yerlere gidiyor aslında. Daha bilinçli anneler geliyor diyorsun. Aynen, çünkü ben şeye katılıyorum. Mesela sorunlu gençlik kızlar değil. Bence kızlar daha cesur, daha atılgan. Hedeflerin peşine koşuyor. Ama erkeklerde böyle yok işte namus bekçisi olacaksın, böyle çok klişe şeyler olabiliyor hala. Yok işte parayı sen getireceksin, düğün masrafını ödeyeceksin, bilmem ne yapacaksın. Çocuklar da onun altında eziliyor. Erkek çocukları bence. O zaman da bazen implode, bazen explode, şiddete de başvurabiliyor. Ama böyle çok alt seviyelerde kalıyor. Onu da atamıyor. Yani kültürel ve toplumsal baskısı da var. Hani bazen derler ya kızlara çok baskı yapılıyor filan. O klişe filmlerde hayata geçiriliyor. İşte hep sürekli evden kaçan kız modelleri. Ama oysa ki istatistiklerde kızlar daha çok üniversiteye gidiyor. Daha çok üniversiteyi bitiriyor. Bunu da kabul etmek lazım. Erkeklerde daha büyük sorun var. Hani cesaret sorunu var. Kendini açma sorunu var. Belki çok güçlü bir adam. Şimdi benim bazen sokakta gördüğüm arkadaşlar var. Adamlar dersin ki bunlar ya canavar. Hani böyle kaslı bilmem ne, çete elemanları falan. Ama sorsan Pretty Woman izliyorlar. Yani böyle romantik filmler izliyorlar. Seviyorlar da ama bunu kimseye itiraf edemiyorlar. Çünkü hassas kalpleri var. Bence herkesin ruhu çok hassas. Ama nasıl eğitilirsen, evde ne görürsen dünyanın o kadar olabiliyor. Oku derdik. Üniversite okuyacaksın, şunu okuyacaksın, meslek yapacaksın. Bunlar artık bir hedef değil. Bunlar bir mecburiyet gibi geliyor bana. Öyle diyorum zaten çocuklara. Üniversite okumuşsun, tamam güzel bir şey ama özel bir şey değil artık. Mecbursun çünkü. Benim için, yani bana Türkiye'den çok teklif geliyor. İşte burada kuralım hastaneyi, gel burada çalış. Ama anlatıyorum, yani bizim gibileri de buradan giderse
anneler babalar burada hayatlarını, ömürlerini vermişler. Bizim cihaz atladığımızı kimse daha gösteremeyecek. Evet. Biz artık sanatçıyız, cerrahız, avukatız. Artık çalışan değil de işveren olma moduna girmemiz lazım. Ben bunu göstermek istiyorum. Burada bakkalcılarımız var, dönercilerimiz var, taksicilerimiz var. Her yerde Berlin'in her yerde burada da öyle zaten. Nereye gitsen Türk geliyor ayağın altına. Ama hastanelerde de öyle olsun. Hani doktor var mı diye sormayalım. Doktorun hastanenin sahibi kim diye soralım. Hmm. Yani önemli olan bu bence. İki hedefleri artık biraz değiştirmemiz lazım. Okumak değil de bir iyi bir yerde çalışan değil de kendi iş yerlerimizin şefleri olmak önemli bu devirde. Ona çalışıyorum ben. Gençlere de bunu anlatmaya çalışıyorum. Güzel. Yani amaç bu. Kendi filmlerimizi yapalım. Tabii. Değil yapıyoruz mi? Da. Yani. Yapacağız da daha da çok yapacağız. Tabii emek vermeden olmuyor. Bazen bir gün sürüyor. Bazen benim şimdi mesela şu an çektiğim senaryo tam bitmedi daha. Ama 20 sene olmuş. 20 sene önce yazmışım. Ve şimdi çekiyorum ama pes etmedim. Yani bazen iki günde olmadı diye hemen pes edelim diye bir şey yok. Ama yaptığım spordan da dolayı mesela hani boks yapıyordum zamanında ya da işte karate falan. İlk tekniklerini antrenörümüz 3 ay aynanın önünde öğretirdi bize. Yani bir tane yumruk atıyorsun 3 ay aynanın önünde. Ne torba dövüyorsun ne birbirlerine kapışabiliyorsun ne stres atabiliyorsun. 3 ay o kadar disiplinli sabırla bekliyorsun ki aslında hayata da hazırlıyor seni. 3 ay boyunca sen önce bir bakalım sabrın nereye kadar? Tahammülün mü var, sabrın mı var? Bir de bizim toplumda bu ikisi karıştırılıyor. Sabır da önemli, doğru bu işlerde. Bir de şey de önemli, konfor alanından çıkma isteğin de çok önemli. Hı-hı. Ben de örneğin mesela normal bir hastanede iyi kazanan bir başhekim yardımcısıydım. Ama tabii hedeflerine koşmak istiyorsan seni engelleyen de çok oluyor. İstemeyenler oluyor, kıskananlar oluyor. Dediğim gibi engelliler koyanlar oluyor. O yüzden o konfor alanından bir türlü çıkacaksın. Bu artık maddi olur, manevi olur bu konfor bilmiyorum. Ki yoluna doğru dürüst devam edebilirsin. Ben çıktım, zorlandım, doğrudur. Maddi yönden bir kaybım olmuştur, tamamdır. Ama niye kazandık? Bunun için, bugünler için kazandık. Tamam. Annelerimizin, babalarımızın ne kayıpları oldu? Tamam. Bizim de keyif kayıpları oldu diyeyim yani. Hı. Ama hedef iyi bir yer. İyi bir yer olunca da sevine koşa koşa gidiyorum. Yani. Sevine sevine gidiyorum. Ne kadar zor olsa da. Şimdi de zor. Şimdi yaşadığım, şimdi belki öyle göstermiyorum ama yaşadıklarım ya ağır, doğrudur ama hedefe odaklıyım. Yani hiçbir evresinde pişmanlığın yok. Bu konuda, iş konusunda asla. Hı. Çünkü diyorum ya, annelerimiz, babalarımız biz boynu bükük gördük her zaman. Ki öyle de göründüler. Hı. Ve artık biz böyle değiliz. Hı. Ve bu moddan da çıkmamız lazım. O yüzden çıkmak için de dediğim gibi konfor alanını terk edip işine odaklı risk alacaksın. Birazcık da korkacaksın ama yine de yapacaksın. Hı. Korku da bence kötü bir şey değil. Yani çok korkan insanlarımız var. Ama korku da seni alertte tutuyor. Böyle hani daha titiz oluyorsun. Hata yapmamaya bazen sevk ediyor ama fazlası da tabii kötü. Ama hatalar yine de oluyor. Söyleyelim sana. Hata hep olacak. Güven problemi de yaşayabiliyorsun insanlara karşı özellikle ama bunlar tecrübe. Aynen. Ders. Aynen öyle. Ama ders alamıyorsak problem. İşte evet. Konu biraz ciddileşti. Yine biraz şaklabanlık yapmamız lazım. Yok yok. Yani çünkü kendisi çok esprili bir insan. Hani sonuçta böyle konuştuğunda falan böyle acayip ciddi ameliyatlar falan yapıyorsun gibi gelmiyor insana. Yani, kimse inanmıyor zaten. Değil mi? Sonra bir de diyorsun. İlk önce gelip benim ameliyatıma gelip beni gören hakikaten yapıyormuş diyor. Öyle bir havada oluyor, oluşuyor. Evet. Var bende öyle bir durum. Evet. Ama olsun. Evet. Tabii yok yok bu güzel. Ama sen de diyorsun nakış da yaparım, dantel de yaparım ama güzel de işte dikiş de atarım falan deyince İnsanlar böyle şey mütevaziliği de artık göremediği için yani çok fazla hani böyle genelde hani işte Türkiye'de de mesela görüyorum. Burada da bazı doktorları görüyorum. Hani sen de bazen selam bile vermiyor. Yani böyle sen çok üst perdeden konuşuyor. Sert oluyor falan. Ondan sonra öyle bir otorite kuruyor. Onun için hani normal bir insan göz seviyesinde seninle konuşunca irite ediyor. Hani ya zayıf mı acaba? Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Ayvası'da ilkokulları gezdim. Hı hı. Sonradan bana hocası söylüyor o çocuğun. İlkokul öğrencisi daha henüz. Diyor, demiş hocam demiş ya böyle güzel şey güler yüzlü cerrahlar da mı olurmuş demiş. Yani ben de olmak istiyorum o zaman demiş. Beni çok duygulandırdı bu. Çünkü senin dediğin gibi aynen öyle. Çünkü cerrah olunca kara kaşlı, hoş biz de öyleyiz de. Ama böyle hani sert bakışlı, hiç gülmeyen, aman aman hiç böyle güzel şeyler söylemeyeyim havasında falan. Yani evet, ama ben de öyle değilim. Onu da gösterdim zaten çocuklara. Böyle şen şakrak da bir şeyler yapabiliyor yani. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ne?
Nine. Nine, hayır. Evet, şimdi yine bir motivasyon konuşması daha oldu diye düşünüyorum. Hani gençler genelde ben arabeske bahanelere kendini atmadan, bahaneler bulmadan bir örneğimiz daha var. Hepimiz sizin için buradayız. Sizler için de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu da çok didaktik oldu be. Böyle öğretmen gibi oldu dedi. Ya evet. Evet, öğretmen gibi. Ne haliniz varsa. Yok işte aynı. Ben bence en çok, ben sana söylüyorum yine, annelere babalara iş, en büyük iş orada bitiyor. Bazıları soruyor bana, Türkiye'de olsaydın böyle olur muydun? Annem benim annem olduğu müddetçe olurdum diye düşünüyorum. Cerrah olmasaydık başka bir şey olurduk yani. İyi bir dantelci olurduk ne bileyim yani. Yani şeye bağlı tabii, yani toplumsal olarak böyle bir şeye giriyorsan, menfaat kafasına giriyorsan bazı yörelerde, kültürlerde daha çok olabiliyor. Diyor ki aman boşver yani sen ne cerrah olacaksın, gir şu bankaya sat şu kredileri. Hani çünkü niye? Diyor ki hani çocuğumun kurtuluşu parayla olacak. Ha hiç düşünmüyor. Şimdi ben bir de sosyal danışmanım, bir de terapistlik de yapıyorum. Hangi bankanın CEO'su hangi saatte beni aradığını bir söylesem, ruhsal sıkıntılarıyla, yani parayla tamir edilemeyecek şeyler var. Aynen. O bizi kurtarmaz. Ha tabii ki hayatını kesinlikle rahatlatıyor. Ama sen daha iyi biliyorsun. Belirli bir hastalığa kapıldıktan sonra o para, mara, bilmem ne geri getirmesi çok mümkün olmayan şeyler. Onun için hani kalbi şeyler de çok çok önemli. Çünkü o stresini azaltıyor, sağlığını etkiliyor vesaire vesaire vesaire. Değil mi? Özellikle kalp. Aynen. Stresten uzak, negatif insanlardan uzak, negatif ortamlardan uzak. Evet. Ben hep öyle yaşıyorum. Değil mi? Negatifsen? Sigara da içmedin. Hiç. Süper. Hiç böyle inanıyor bile yapmadım. Düşünsene. Değil mi? Hmm. İşte bunu duymak güzel. Çünkü şimdi bir de yeni furya var ya, herkes şişa mı inşa bilmem ne. Muro'da yok öyle şeyler. Diye bakıyormuşsun. Bunda başka şeyler varmış. Yok yok, artık hiçbir şey yok. Tertemiz adam. Benle takılıyor. Benim yanında insanlar öyle bir şey yapamaz sanıyormuşum. Ama şey de var. Hani bazıları diyor ya, ben çocuğum yanında hiçbir şey kullanmıyorum. Diyorum aferin. Gizli bağımlılığı öğretiyorsun. Yani evde değil de dışarıda başka bir yerde bir şey yapabilirsin gibi. Evet, pozitif kalıyoruz. Kötü insanlardan uzak kalıyoruz. Hiçbir zaman yılmıyoruz, pes etmiyoruz. Asla. Yolumuza devam ediyoruz. Asla, gülerek. Gülümsemeyi eksik etmeden benden çok yaşayacaksın. Neler? Büyüzü. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok naziksin, her zamanki gibi. Aynen.